Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Tabii ki size kahve yapıyorum. Şu Bulgaristan'dan aldığım Cezve'de yapılan kahveyi denemek istiyorum. Kahvem var ama bunu denemek aklıma gelmemişti. Ay, çekilmiş kahve. Normal gayet güzel. Yeni çekilmiş kahve gibi kokusu. Açamadım ama bu benim beceriksizliğim tamamen. Çok güzel kokuyor. Şöyle bol bol kahvesini de atalım. Tamamdır. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ufak tefek gün içinde yapılan normal standart evimizin işlerine başladık kahvaltıdan sonra. Şöyle bütün eve bir el süpürgesini gezdirdim. Bunu diğer kahveyle karıştırmayacağım bununla. Bunlar da dönmüş yazıları. Ayrı muhafaza edeceğim. Hatta dolaba koydum direkt öyle. Değişik midir diye düşünmüştüm ama Türk kahvesi kokusu var. Hatta yeni çekilmiş buram buram kokuyor sanki öyle. Mumumu da yaktım. Nasıl görünüyor evim? Şöyle göstereyim. Evimin içinden ışıklar yanıyor. Çok beğendim bunu ya. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir öğle kahvesini içelim. Bugün çarşamba pazarımız var burada. Gider miyim, gitmez miyim? Hiçbir fikrim yok. Bir kahvem oldu. Tamamdır. Çok güzel köpük bir kahvem hazır. Hadi buyurun gelin. Sen bana niye bakıyorsun böyle? Çok sert bakıyorsun ama ben korkuyorum. Kızcan. Ne kadar sert bakıyorsun sen bana kuzum böyle? Yanımda mı yatıyorsun sen benim? Şimdi burnunu sevsem elime saldırır mısın? Evet, saldırırım diyor. Senin canın oyun istiyor da. Senin canın şımarmak istiyor, oyun istiyor. Kendi kendine takıl. Hiç oynayamam seninle şu anda. Değil mi Latişko? Patinelli mi? Bak 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 bak, şımarık şımarık şımarık. Kahvemi içtikten sonra hemen ocağa yeşil mercimek yemeği koydum. Bizim evde çok pişen bir yemek değil. Hatta oğlum dedi ki mercimeği yeni yapmadın mı anne? Dedim bu kara şimşek. O ne dedi? Oyuncak araba mı dedi. Yani gerçekten de çok pişirmediğim bir yemek. Bugün böyle olsun. Yeşil mercimek, bir de erişte yaparım diye düşünüyorum. Bir bakayım evde erişten var mı yoksa alırım. Ona göre de yanına erişte yaparım. Belki bir de salata tamamdır bugünkü menümde. Yemeğim piştikten sonra Yelizciğim aradı. Hastanede tahlil yaptırmıştı, öyle kan tahlili falan. Sonuçlarım çıktı, gel yürüyelim oraya diye. Şimdi şöyle yürüyüş yapmak için hastaneye doğru gidiyoruz. Hem de onun kan sonuçlarını alacağız. Ama yağmur çilemeye başladı sanki. Umarım yakalanmayız yağmura. Biraz da böyle hava döndü. Karardı. Şu anda saat kaç? 2.30, 3.30 mu? 4'e 20 var. 4'e 20 varmış. 2.5 mi fazla sallamışım. Hastanede şurası zaten. Ha, geldik mi? Çok uzun sürmez zaten işimiz. Hemen alırız. Tekrar geriye yürürüz. 15-20 dakikada yürüme mesafemiz var. Belki 25 dakika falandır. Tam ona da emin değilim şu anda. Sonra da yürüyerek evimize gideriz. Ondan sonra yemek saatimiz zaten. Şimdi de... Aa, yağmur başladı. Umarım dönüşümüzde yakalanmayız. Şimdi hastaneye girelim. Hangi kapıdan giriyorsun?
İleriden mi? Korona tahlili şeyi, PCR testi burada yapılıyor bak. Geçenlerde yaptırdık ya biz. Burada yaptırdık. Yavrum medikalleri anlamamıştı. Şurada bak. Şöyle de göstereyim size. Biraz sonra yağmurda kaçışırız. Biz giriyoruz. Hastaneden geldik. O kadar acıktım ki, hafif de yağmura yakalandık. Hemen eriştemi yapayım, yemeğimizi yiyelim. Bugün beni görmemişsiniz, siz baktım şöyle yine çektim diye. Hiç kendim yokum. Eriştem de az kaldı. Annemlerin yaptığı erişte. Azıcık gelince bir dinlendim. Üstümü başımı bir değiştirdim. Dedim çok fazla oturmayayım, hemen işlerimi halledeyim. Mercimek yemeğim zaten olmuştu. Erişteyi de çocuklar da seviyor, biz de seviyoruz. Erişteyi fazla yapacağım. Tuzunu da atayım. Mutlaka içine bir tane knor koyuyorum nedense. Lezzeti artıyor öyle olunca. Salatamı yapayım bu pişerken. Çünkü yeşilliklerim, marullarım biraz ölmeye başlamışlar. Onları bir temizleyeyim. Değerlensinler hep. Yazık ya bana gitmesinler. Azıcık daha mı koysam ya? Bilemedim. Şöyle birazcık daha koyayım. Bir kerelik daha eriştem kaldı. Balkondaki dolabımda muhafaza ediyorum onu. Böyle bez torbada. Olsun, ben de salatamı yapayım. Yemeklerim pişti, salatam da oldu. Şu salatanın içindeki mor pancara bayılıyorum. Mutlaka evimde oluyor. Olduğu zaman da mutlaka salatamın içine bir tane çiğ pancar rendeliyorum. Denemenizi tavsiye ederim eğer denemediyseniz. Çok lezzetli oluyor, çok da güzel, çok da sağlıklı zaten, biliyorsunuzdur. Şimdi yemeklerimiz hazır ve biz yemeklerimizi yiyelim artık. Karnımızı doyurduk. Çayımız da demlendi. Bugün de kendime değişiklik yapayım dedim. Çocuklarla şey, bana, eşim içmez. Bitki çayı yapacağım. Yani demleyeceğim, yapmayacağım. Bitkiler var. Ben çayını yapacağım tabii ki. Elimde olan bitkilerden. Şimdi cam demliğim vardı. İçine biraz hepsinden koydum. Hepsinden dedim, evde olan ot çöp ne varsa işte. Ihlamurum vardı. Birazcık ıhlamurdan koydum. Mercan köşk. Bunun kokusunu çok seviyorum. Ay, bayılıyorum hatta bunun kokusuna. Bunları ben kendim kurutmuştum gölgede. Kiraz sapı. Melisa çayım vardı. Melisa yaprağı. Bunlar yeşil çay. Biberiye vardı biraz. Biberiyeden koydum. Bir de yeşil çay koyacağım içine. Şimdi yeşil çay da en arkada. Az kullandıklarım arkada oluyor ya. Allah'ım, hakikaten de hatta en arkada yetmiyormuş gibi bir de arkanın en sonuna koymuşum.
kadar da çok güzel bu yeşil çay yalnız. Şöyle bir tutam koyayım. Çocuklar içmek isterse onlara da veririm. 3 fincan çıkacak kadar olur bu, demliğim alır herhalde. Sığdıramadım. Şöyle hepsini tekrar oraya tepiştiriverdim. Yukarıdaydı, bu oradaydı ve bu. Bunlar yukarıdaki dolabımda duruyor. Hazır kaynamış suyum var. Bir de yemekte şey yapmıştım. 2 limonun 1,5 limonunu salataya kullanmıştım. Yarım limonu da içine attım. Bir de sıkılmışın kabuğunu atmamıştım. O yarımın da kabuğunu attım direkt. Çok güzel koktu. Hemen şey, mercan köşkün kokusu ortama dağılıyor. Çok güzel bir çay hazırladım. Hemen şu otumu çöpümü kaldırayım. Onları da kaldırdım. Ne yapıyorum? Demliğimi ve fincanımı alıyorum. İçeriye haberler seyretmeye gidiyorum. Sizi de götüreyim. Mis gibi olmuş çayım. Bir fincan içtim. Bir fincan daha içeyim dedim. Çocuklar içmeyeceklermiş. Hiç öyle otla çöple işleri olmuyor. Geçtim televizyonun karşısına, artık ne yapacağım? Oturacağım, dinleneceğim. Saat de 8 olmuş, çok geç değil ama. Videomu da sonlandırayım istedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videom abi, bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.